yapmışlardı. Sayın Bakanım, Sayın Milletvekilim, Sayın Rektörüm, Sayın SPK Başkanı, Sayın Rektör Yardımcılarım, saygıdeğer hocalarım, Sayın Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Başkanı, kıymetli misafirler ve sevgili mezunlarımız. Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi 2022-2023 akademik yılı mezuniyet törenine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün onlar için hayatlarının en mutlu, en unutulmaz günlerinden biri ve sizlerden bu özel günde, bu güzel sıcak Ankara sabahında bu heyecanı, mutluluğu onlarla ve bizlerle paylaştığınız için, kim bilir ta nerelerden başkent Ankara'ya geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Bu güzel sabahı gerçekten coşkulu bir mezuniyet töreniyle paylaşmaya hazırız hep birlikte. Törenimize geçmeden önce mezunlarımızı yerlerine alacağız. Bugün bizleri kırmayıp bu özel törende yer almak üzere buraya gelen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Oda Orkestrası'na da şimdiden bir alkış. Tören boyunca bize eşlik edecekler. Ve onlara eşliğinde mezunlarımızı alana davet ediyoruz. Karşınızda Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi 2022-2023 akademik yılı mezunları.
Alkışlar Ankara Üniversitesi'nin Uygulamalı Bilimler Fakültesi mezunları için. Aktüerya Bilimleri ve Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi bölümlerini başarıyla tamamladılar. Törenimize tekrar hoş geldiniz diyelim. Bu arada YouTube üzerinden ve sosyal medyadan canlı yayındayız. Bu hatırlatmayı da yapalım. Ve törenimize geçmeden önce sizleri Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz anısına ve kahraman gazilerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. İstiklal Marşımızı yine orkestramız çalacak. Bir tanıtım filmimiz var. Çok kısa bir şekilde Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesini daha yakından tanımak üzere tanıtım filmimizi izliyoruz. Ardından tekrar birlikteyiz. Alkışlar Uygulamalı Bilimler Fakültemiz için bir kez daha. Evet, biraz sonra açış konuşmalarına geçeceğiz değerli misafirlerimiz. Farklı ve renkli bir tören olacağı garantisini verebilirim. Ama öncesinde sizleri yine orkestramızla baş başa bırakmak istiyorum. Güzel parçalar dinleyeceğiz kendilerinden. Karşınızda Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Oda Orkestrası. Türkiye'deki tıp fakülteleri arasında bir ilk.
farklı türlerde müzikler yapıyorlar, farklı konserler veriyorlar. 40'tan fazla müzisyen görev alıyor bu orkestrada. Onları daha yakından tanırız önümüzdeki dakikalarda ve alkışlar sizler için. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz bu güzel Godfather Yorba için ve açış konuşmalarına geçiyoruz değerli misafirlerimiz. Öncelikle
törenimizin açış konuşmasını yapmak üzere Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Harun Tanrıvermiş hocamızı alkışlarla kürsüye davet ediyorum. Değerli rektörüm, değerli bakan yardımcım, değerli SEMAYP Stul Başkanım, değerli milletvekilim, Türkiye Değerli Uzmanları Birliği Başkanım, değerli dekanlarım, rektör yardımcılarım, değerli misafirler, değerli aileler, değerli mezunlarımız. Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin 3. mezuniyet törenini yapıyoruz. Gerçi 4. mezunu veriyoruz ancak pandemi nedeniyle yapamadığımız ilk mezuniyet töreninden iki mezuniyet törenimizi birlikte yapmıştık. Bugün tabii bize katıldığınız için, bizimle birlikte olduğunuz için ben şahsım ve fakültem adına hepinizi saygıyla selamlıyorum ve törenimize hoş geldiniz diyorum. Türkiye'de biz Ankara Üniversitesi'nde Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurmaya için çalışırken değerli hocam Ayşen Hoca da burada Uygulamalı Bilimler Fakültesi yoktu. Bir tek İstanbul'da bir vakıf üniversitesinde vardı. Biz ilk olduk devlet üniversitelerinde. Şimdi 88 tane uygulamalı bilimler fakültesi oldu. Fakat hiçbiri bir diğerine benzemiyor. Her birisinin programları değişik, bölümleri değişik. Biz 26 Ağustos 2014 tarihinde ilk fakülte olduk ve bizim programlarımız da diğerlerinden farklı. Dolayısıyla hiçbiri birbirine benzemeyen uygulamalı bilimler fakülteleri, uygulamalı bilimler yüksek okulları ve uygulamalı bilimler üniversiteleri var. Ankara Üniversitesi'nde fakülte kuruluşundan yaklaşık 2 yıl sonra 2016-17 eğitim öğretim yılında ilk defa öğrenci aldı ve uygulamalı bilimler fakültesi. Daha önce kurulmuş olduğu için gayrimenkul gelişme yönetim bölümüyle başladık. Değerli Çevre Bakanımız Mehmet Özaseki de açılışımızı gerçekleştirmişti. Kendisine tekrar teşekkür de ediyoruz buradan. Arkasından 2017 yılında aktüerya bilimleri bölümünü öğrenci aldık. Ama şu anda öğrencisi olmayan tek bölüm var. Lojistik yönetimi. Değerli rektörüm desteğinizle inşallah lojistik yönetimi de öğrenci alacak. Çünkü pandemi dönemi ve deprem bize şunu gösterdi. Kent lojistiği ve afet lojistiği son derece önemli. Bu alanlarda mutlaka Türkiye'nin yapılanması lazım. İlginç. Bakanlıklar Ankara'da lojistik yönetim bölümü yok. Bunu da inşallah Ankara Üniversitesi'nde bir ilk olmayı gerçekleştirebiliriz. İlk törenimizi 2020-21 yılları mezunları için burada yapmıştık. İkinci töreni Cebeci Yerleşkemizdeki salonda yaptık. Üçüncü tören yine Güneş Meydanı'nda nasip oldu. Bu organizasyon için rektörlüğümüzün halkla ilişkiler ve iletişim koordinatörlüğüne çok teşekkür ediyorum. Neden Uygulamalı Bilimler Fakültesi? İki cümleyle bunu söylemem icap eder. Biz normalde Uygulamalı Bilimler Fakülteleri olarak İBF'nin bir benzeri olmaktan uzak duruyoruz. Daha çok disiplinler arası bölümler, yeni meslekler, yeni iş alanlarına yöneliyoruz. Doğal olarak böyle bir ayrışmayı gerçekleştirmemiz lazım ve bunu da gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz. Bizim bölümlerimiz, programlarımız daha çok disiplinler arası alanlar ve yeni iş alanları. Bunlardan bir tanesi 2007 yılında kurulmuş olan Gayrimenkul Gelişme Yönetim Bölümü. Daha önceden kurulmuş olmasının avantajıyla dünyadaki tepe meslek eğitim ve akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edildi. Bunlardan bir tanesi dünyada değerleme alanında bilinen temel akreditasyon kuruluşu olan lisanslı değerleme uzmanları Kraliyet Kurumu RGS RACS diye telaffuz ediliyor. Bir diğeri İFMA Uluslararası Tesis Yönetim Birliği, bir diğeri Avrupa Profesyonel Meslekler Birliği ÇEP'i 3 önemli akreditasyona sahip oldu. Şimdi dördüncüsünü de fakültemizin bütün programları için gerçekleştirme yolundayız. İnşallah onu da kısa zaman diliminde gerçekleştireceğiz. Neden akreditasyonu önemsiyoruz? Çünkü mezunlar diploma ekinde mutlaka bu akreditasyon kuruluşlarının akredite ettiği programlar olduğu belirtiliyor. Daha rahat iş bulabiliyorlar, daha iyi lisans üstü eğitim imkanlarına sahip olabiliyorlar. Ancak mezunlarımız umuyorum ki bu uluslararası akreditasyonu ve kalite güvence belgelerini Türkiye'nin çıkardığına uygun kullanırlar ve Türkiye'deki kurum ve kuruluşlar için kullanırlar. Görüyorum ki mezunların çoğu daha çok yurt dışında gelecek arama yolunda. İnşallah bunu Türkiye'de değerlendirirler diye düşünüyorum. Şimdi Türkiye'nin önemli bir gerçeği var. O da şu. Deprem, risk, afet, iklim değişikliği, dolayısıyla kentsel yerleşim kalitesi. Bunlar Türkiye'nin gerçekleri. Değişim şart, dönüşüm şart. Bugünlerde herkes işte barınma sorunu tartışıyor. İşte kira artışı tartışıyor. Ya da gayrimenkul fiyat artışları tartışıyor. Veya risk yönetimi, veri analizi, büyük veri,
teknoloji, dijital dönüşüm tartışıyor. Bunlar da bizim üzerinde çalıştığımız konulardan bazıları. İnşallah bu alanlardaki çalışmalarımızı mezunlarımızla daha da ileri seviyeye akademik kadromuza taşıyacağız. Bizim fakültemizde diğerlerinden farklı olarak belki yaptığımız yenilemiş teori ve uygulamayı birleştirmeye çok özen gösteriyoruz. 7 artı 1 değil ama 2. ve 3. sınıf sonlarındaki 50 iş günü stajla gerçekten 4 yılda 5 yıl yetiştirmiş gibi 5 yıl eğitmiş gibi öğrencilerimiz oluyoruz. Çünkü 2 ve 3. sınıfın sonlarında hemen hemen yaz tatili yok gibi. Bir diğer iş kuruluştan itibaren bir danışma kurulu oluşturduk. Bilim dalı, ana bilim dalı bölüm fakülte düzeyinde danışma kurulları var ve bu danışma kurullarıyla dersler, işleyiş, sektörün bizden beklentilerini tartışıyoruz. Burada tabii danışma kurullarında görev alan ve törenimiz için İstanbul'dan kalkıp gelen gerçekten mezunlarımıza iş ve kariyer imkanı sağlayan ve yurt dışında özellikle uluslararası fuarlarda, toplantılarda inanılmaz bir Türkiye lobisi yapan değerli Avi Alkaş'a teşekkür ederim. Bu tören için hem İstanbul'dan kalktı geldi hem de bize ciddi desteği oldu. Türkiye'ye çok ciddi yabancı sermaye çekiminde desteği olduğu için. Ben mesela bir Türk genci araştırmacısı olarak bu kadar iyi Türkiye lobisi yapamıyorum. Dolayısıyla Avi Bey sizi gıpta ediyorum. Umarım sayılarınız çoğalır ve bu Türkiye PR'ında çok ileri bir noktaya taşır sektörümüzü ve ülkemizi. Birçok kuruluşta anlaşma yapıldı. Bunların birçoğu çalışıyor. Staj anlaşması, işbirliği anlaşması. Ancak çalışmayanlar da var. Çalışmayanları daha aktif çalıştıracağız. Mesela Erasmus'tan, değişim programlarından, staj hareketliliğinden mezunlarımız daha iyi yararlanmalı ama görüyorum ki yabancı dil önemli bir kısıt. Buna çok daha fazla önem vermemiz gerektiğini anlıyorum. Sevgili öğrenciler, mezuniyet töreni siz ve bizim için anlamlı. Neden? Çünkü bir bölümde 3. dönem mezunları, bir diğer bölümümüzde ise 4. dönem mezunlarını veriyoruz. Biz güç pandemi şartlarında ve deprem sonrası online eğitimde elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. Umuyorum eksiklerinizi siz de gördünüz, fark ettiniz. Fakültemizde, bölümümüzde, üniversitenizde bir bağ kurdunuz. Mezuniyet sonrası bu bağın devam etmesini ve mutlaka mezuniyet sonrası eksik olan alanlarınızı, fark ettiğiniz alanları lisans üstü eğitim ile kurslarla, sertifika programlarıyla tamamlamanızı diliyorum. Yine mezunlarımız için söyleyeceğim önemli bir şey. Ülkemize, ailemize, üniversitemize, fakültelerimize, kurumlarımıza karşı sorumluluklarımız var. Sizin güçlü bir kariyer yapacağınıza inanıyorum her birinizin. Dolayısıyla geçmiş dönem mezunlarında görüyoruz ki fakültemizde istihdam oranı çok yüksek, Allah'a şükür. Ortalama baktığımız zaman %70'lere yakın bir istihdam oranı var ki lisans üstü eğitime devam edenler hariç. Ama bölüm bazına bakınca bu tabii daha fazla kuruluş olduğu için gayrimenkul gelişme yönetiminde %90'lara yaklaşıyor. Ancak son günlerde görüyorum medyada işte en yüksek istihdam oranına sahip bölümler veriliyor, üniversiteler veriliyor. Biz yokuz. İki problem var. Ya datayı toplarken düzgün toplamıyorlar ya da biz kendimizi görünür kılamıyoruz. Bizde bir problem var. %90'ın üzerinde istihdamı biz nasıl görünür kılamıyoruz? Bizde bir problem oldu. Kesin kendimizi görünür kılacağız. Ama bunun getirdiği önemli bir dezavantaj var. Herkes artık aktüerya bilimleri bölümü kurmak istiyor, lojistik kurmak istiyor, gayrimenkul gelişme yönetim bölümü kurmak istiyor. Ya kardeşim kadro yok, mekan yok. Benim bunun yerine önerimiz şu. Ben sayın rektörüm hiç kontenjan azaltılsın istemedim. Tersine iki katına çıkartalım ama fiziki mekan ve öğretim üyesi kadromuz artırılsın. Çünkü bu kadar üniversite kapısına yığılan aday var iken ve sektörün de bu kadar ihtiyacı varken kontenjan azaltılsın demek gerçekçi değil. Bizim sektörün buna ihtiyacı var. Hiç olmazsa vasıflı bir kadrodan ve uluslararası akredite bölümlerden öğrenciler mezun olsun istiyorum. Şimdi bunu da söyledikten sonra ailelerimiz, öğrencilerimiz, mezunlarımız için ikinci söyleyeceğim şey. Burada görüyorum ki mezunların önemli kısmı mutlaka devlette iş arıyor. Ankara'da iş arıyor, bulundukları kentte iş arıyorlar. Bunlar bizim alanda mümkün. Ama işin merkezi İstanbul. Ticaretin merkezi İstanbul, ticari şehir İstanbul. Dolayısıyla finans merkeziyle, İstanbul'da kurum ve kuruluşlarıyla, bankacılık yatırım kuruluşlarıyla İstanbul bir çekim noktası. Mezunlarımızın ihtiyacı olan yerler buralar. Mezunlardaki bu çekimserliği kırmak için biz elimizden geleni yapıyoruz. Aileler de elinden geleni yapmalı. İstanbul'da geçinemeyiz, İstanbul'da çalışamayız. İstanbul güç, hayır, İstanbul'da çalışmalıyız.
İstanbul önemli bir merkez ve bu fırsattan yararlanmalıyız. Biz sırf bunu yenmek için özel programlar geliştirdik. Belki bu programlardan birkaçından bahsetmek istiyorum. Her iki bölümde de esasında çok güçlü iş imkanı var. Ama bir de dezavantaj var. Rekabet. Her iki bölümde mezun olan arkadaşlar güçlü bir rekabet bekliyor. Bütün fakültelerden mezun olanlar rakibimiz, sizin rakibiniz. Doğal olarak yarışacaksınız, iyi olacaksınız ve işe kavuşacaksınız. Ancak iki konunun altını çizmek isterim. Birincisi şu. Birincisi aktüerlik sınavı. Aktüerya bilimlerinden mezun olan çocuk da 3 aşamalı sınava giriyor. Matematik, istatistikten mezun olan ya da fen fakültesinin herhangi bölümden mezun olan da veya işletme iktisattan mezun olan da 3 aşamalı sınava giriyor. Hiç olmazsa Sayın Bakanım, bizimkiler basit bir yönetmelik değişikliğiyle ilk 2 aşamadan muaf olsun. Bu mümkün çünkü bu dersleri alıyorlar zaten. Bu durum tabii, bu durum aynı şey gayrimenkul iletişim yönetimi bölümü için de geçerli. 180 ülkede geçerli diploma vereceğiz, üniversitemiz diploma verecek. Şu anda Hollanda'da, Polonya'da, İngiltere'de birçok ülkede uluslararası akredite programından mezun olanlar lisanslı eksper diye Kanada'da, Amerika'da işe başlıyor. Ama biz İİBF'den, hukuktan, mühendislikten mezun olan çocuklarla lisanslama sınavına sokuyoruz. Sayın Başkanım, değerli bakanım, burada da bir tebliğ değişikliğine ihtiyaç var. Dolayısıyla bu tebliğ değişikliğiyle iki önceki dönem mezun olan çocuk İtalya'da çalışıyor, diploması lisansı. Çünkü diploması uluslararası akredite. Aynı şey lisans üstü eğitimde de var. Biz 3 yıl, 2,5 yıl lisans üstü eğitim yaptırıyoruz. Akredite bir diploma veriyoruz ama hiç olmasa ya bu tecrübeye sayılsın ya da lisanslama sınavının yerine sayılsın. Ama Allah'a şükür bir şey, bir tespit yaptım, o da şu. Geçen bayram öncesi hafta çalıştım. Lisanslama sınavına giren öğrenciler ilk girişte başarılı oluyorlar. Çünkü zaten biz o lisanslama sınavının birkaç kat fazlasını eğitiyoruz. Aktüerlik sınavına girenler 3. aşamaya rahat geliyor. Demek ki bu 2 aşamayı bir yönetmelik ve tebliğ değişikliğiyle bunu gerçekleştirebiliriz. Biz lobi yapmaya bakanlarımızı, bakan yardımcılarımızı, kurum başkanlarımızı, meslek örgütlerimizi, değerli başkanım da burada, Aktüerler Derneği Başkanı'nı da davet ettik ama kendileri teşrif edemediler. Yine sigortacılık, özel emeklilik denetime düzenleme kurum başkanımıza davet etmiş idik. Burada basit bir yönetmelik değişikliğiyle bunları başarabiliriz. Bu bizim gerçekten, ben 4 yıl neden okudum dememeli mezunlarımız. En azından diğerlerinden bir farkı yaratmalıyız. Birçok kuruluşta anlaşmalar yapıldı. Birçok kuruluş bize destek verdi. Önce Sermaye Piyasası Kurulu'na çok teşekkür ederim. Hem aktüerya bilimleri mezunu hem de gayrimenkul iletişim yönetimi bölümü mezunlarını uzman yardımcılığında tanımladı. Dolayısıyla değerli başkanım size, şahsınızda kurumunuza çok teşekkür ediyorum. İkinci teşekkürüm önceki Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a. Uzman yardımcılığında, Milli Emlak Uzman yardımcılığında, denetme yardımcılığında her aşamada mezunlarımızı tanımladı. Kendilerine teşekkür ediyorum destekleri için. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüze, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Daha alınacak çok yol var. Daha birçok kuruluşta mezunlarımız tanımlı değil. Vergi müfettiş yardımcılığına tanımlı değil. Bankaların müfettiş yardımcılığına tanımlı değil. Daha birçok alanda mutlaka çalışmamız gerekiyor. Fakat değerli rektörümün teşviğiyle bir işe başladık. O da mezunların İstanbul'da deneyim kazanması için bir özel program. Rektörüm buna refiklik stajı dedi. Ben de mezuniyet sonrası işe uyum çalışması dedim. GİO Derneği, Gayrimenkul Yatırımcılar Derneği ile bir anlaşma yaptı üniversite rektörlüğümüz. Geçen sene 17 mezunu 1 yıllık çalışma için işe yerleştirdik. Görüyorum ki bunlar şu anda kuruluşlarında devam ediyorlar. Türkiye'nin kurumsal şirketlerinde, gayrimenkul yatırım ortaklıklarında, gayrimenkul yatırım fonlarında, yabancı kuruluşlarda çalışıyorlar. Demek ki istersek yapabiliriz. Bu fikir için size özel teşekkür ediyorum değerli rektörüm. Ama bununla bitmez. Dolayısıyla Türkiye Değerli Uzmanları Birliği ile tesis yönetim dernekleriyle, tesis yönetim federasyonuyla, belediye birlikleriyle bu çalışmayı sürdürmemiz lazım. Dolayısıyla sigorta şirketleri ve reasyonans şirketleriyle de bu işi devam ettirmek zorundayız. Bu bizim ilk denememizdi. Başarılı oldu. İnşallah önümüzdeki 5 yıl daha güzellerini göreceğiz. Değerli aileler, şu ana kadar yetiştirdiğiniz özveriyle bize teslim ettiniz 4 yıl önce. Biz de şimdi lisans diploması ile size emanet ettiğiniz çocuklarınızı yetiştirerek, bilgilendirerek, donatarak sektöre ve Türkiye'ye teslim ediyoruz. Bizim Uygulamalı Bilimler Fakültesi olarak biliyoruz ki
Pandemi döneminde bir anne baba beni aradı ve bir şey söyledi. Dedi ki, oğlum bu okul ne zaman açılacak? Neden diye sordum. Ya seni dinlemekten bıktım. Sabah dinliyorum, akşam dinliyorum, gece dinliyorum. Neden siz dinliyorsunuz dedim. Ya çocuk uyuyor. Beni kaldırıyor. Anne hocayı dinle. Sonra siz soru soruyorsunuz arada. Ben dürtüklü uyandırıyorum. Dolayısıyla soruya o cevap veremiyor. Bilemiyorum hocam diyor. Halbuki dersi ben dinledim. 1,5-2 yıl boyunca aileye şükranlarımı sunuyorum. Online eğitiminde böyle tarafları da var tabii. Bunu biliyoruz. Arkadaşlarım da 1,5-2 yıl, ailelerinde 1,5-2 yıl bize ciddi sabırları oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Yetiştirdiğiniz, üzerine titrediğiniz evlatlar bugün biz bunlara birer yıldız ya da güneş diyoruz. İnşallah sektörü, kamu ya da özel sektörü aydınlatacak. Yine mezunlarımızın bilmesi gereken önemli bir şey var. İş yaşamında kalite, başarı mutlaka iyi eğitimli oluyor. Dolayısıyla değerli öğretim elemanlarımız, gördüm ki pandemi döneminde veya önceki dönemlerde öğrencileri yetiştirmek için, proje yaptırmak için, sektörle bütünleştirmek için gayret ettiniz. Hatta ben proje yaptıramam diyen hocalarımız oldu. Sınıf çok kalabalık. Ben sınıfı ikiye bölün ama proje yaptırın. Uygulama içinde olsun dedim. Değerli Türkay Hocam, size de teşekkür ederim. Proje yaptırıp öğrencilerle, öğrencileri uygulamayla teoriyi bütünleştirdiğiniz için. Tabii burada siz sadece bir öğretmen olmadınız, eğitici olmadınız. Dolayısıyla belediyeciliği, belediye bütçesini değerli Bakan Yardımcım Veysel Tiryaki'den dinledi. Kendisi belediye başkanı. 3 yıl, 3 dönem belediye başkanlığı yaptı. Ya da kentsel altyapı yönetimini Mustafa Tuna'dan dinledi. Kendisi Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Yerel yönetim, yerinden yönetim, demokrasi, yerel demokrasi, kent yönetimini Ruşen Hoca'dan dinledi. Dolayısıyla siz birer rol model oldunuz. Kendiler için, gelecek için bir rehber, bir arkadaş oldunuz. Emekleriniz için, desteğiniz için, katkılarınız için teşekkür ediyorum. Bir de yarı zamanlı çalışan hocalarımız. Bizim fakültenin en büyük dezavantajı derslerin bazı bölümlerde %50'si, bazı bölümlerde %40'ının dışarıdan gelen üretim elemanları tarafından verilmesi. Bu sürdürülebilirliği olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla kadrolu üretim sayısını artırmak zorundayız. Kendilerine de bu ciddi destekler için teşekkür ediyorum. Fakülteleri, bölümleri öyle kısa sürede yapılanmıyor. İnsan bulmak, mekan bulmak ve bunları senkronize etmek gerçekten çok zor. Dolayısıyla geçen 3 yıl için bize kadrolaşmamız için, uluslararasılaşmak için ve kamu özel sektör ilişkilerini geliştirmek için ciddi destek veren değerli rektörüm Profesör Doktorunuz Necdet Ünüvar'a ve ekibine teşekkür ediyorum. İkinci teşekkürüm ise bu bölümleri kuran önceki rektörlerimiz. Bunlar da bölümlerimizi kurduğu için değerli Erkan İbiş'e ve değerli Profesör Rusya Taras'a teşekkür ederim. Bu bölümler esasında onların zamanından beri kökenlendi, geldi. Biz de sadece çalıştık, gayret ettik ve bugünlere geldik. Yine bize öğretim üyesi desteği veren fen fakültemiz, hukuk fakültemiz, ziraat fakültemiz ve siyasal bilgiler fakültemiz, dekanlarımıza, yönetim kurullarımıza çok teşekkür ederim. Bize ciddi destek verdikleri için. Senatörlerimiz, kurul komisyon üyelerimiz, enstitü müdürlerimiz, daire başkanlarımız, genel sekreterimiz ve genel sekreterimiz, bütün Ankara üniversiteler, desteğiniz için müteşekkiriz. Sayenizde bugünlere geldik. İnşallah desteğinizde daha güzel günleri göreceğiz. Kuruluştan sonra emeği geçen iki hocamız oldu ve emekli oldular. Birisi Profesör Ayşe Napaydın, diğeri Profesör Metin Aslan. Kendilerini toplantıya, törene davet ettim. Teşrif ettikleri için hocalarıma teşekkür ediyorum. Yine kuruluştan sonra tabii aramızdan ayrılan iki hocamız oldu. Ama birisini özellikle anmam lazım, Profesör Mehmet Bülbül. Bu bölümün uluslararasılaşmasında ve uluslararası akreditasyonunda ciddi emeği oldu. Şu anda online'da bizi devam eden 3 değerli konuk var. Bunlara da teşekkür etmem lazım. Birincisi, biliyorsunuz ki uluslararası programların dış değerlendirmecileri var. Yani external examiner dedikleri 2 dış değerlendirmeci. Bu programın da 2 dış değerlendirmesi var. Birincisi Regensburg Üniversitesi'nden Profesör Tobias Just. Bir diğeri Londra'da ikamet eden değerli Didem Erendil. Ve üçüncüsü ise Westminster Üniversitesi ve Batı İngiltere Üniversitesi'nden Profesör Ali Parsa. Gerçekten bize 2014 yılından itibaren bugüne kadar çok ciddi destek verdiniz. Sizlerden çok şey öğrendik. Sizin sayenizde programlarımızı uluslararasılaştırdık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İki de aramızdan ayrılan var. Bugün mezun olacak ve anneciğine kavuşacak olan, çalışırken ve eğitimle devam ederken kaza geçirerek rahmetli olan
Ahmet Rüştü Bayar. Bir diğeri ise ikinci sınıf öğrencimiz Yusuf Atakan İnan. Yusuf'u çok iyi hatırlıyorum. 3 küpesi vardı kulağında. Neden 5 değil de 3 diye sordum. Gülüyordu öyle. Güzel yüzlü bir çocuktu. Ama çok kısa bir zaman dilimde rahmete intikal ettiler. Rahmetli olan hocalarımıza ve değerli iki öğrencimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Son söz şudur. Üniversite bir dönüm noktası. Lisans eğitimi bir dönüm noktası. Ama çok şey değil gençler. Mutlaka bunu taşlandırmak lazım. Mutlaka bunu lisans üstü eğitimle, sertifika programlarıyla taşlandırmanız lazım. Bölümünüz, okulunuz, üniversitenizle bağı güçlendirmek lazım. Ve en önemlisi her iki bölümden mezun olan arkadaşlar, sizin birer meslek örgütleriniz var, dernekleriniz var, birlikleriniz var. Bunlarla sık ilişki içinde olun ve bunlarla mutlaka işbirliğine girip üyeliklerinizi yaptırın. Sektörde bulunduğunuz süre boyunca ancak meslek birlikleriyle sektörü güçlendirebilir, taşlandırabilirsiniz. Ben size bundan sonraki yaşamınızda her birinize sağlıklı, mutlu, verimli, hayırlı ve bereketli bir ömür ve meslek yaşamı diliyorum. Yolunuz, şansınız açık olsun. Allah'a emanet olun. Saygılar sunuyorum. Sayın Dekanımıza çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Sayın Harun Tanrıvermiş hocamız gerçekten hiç kimseyi unutmadı. Ve devam ediyor törenimiz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Necdet Ünüvar'ı alkışlarla kürsüye davet ediyoruz. Buyurun hocam. Çok değerli Maliye Bakan Yardımcım, değerli mezunumuz, saygıdeğer milletvekilim, SPK'nın çok değerli başkanı, değerli belediye başkanlarım, meslek örgütlerimizin çok değerli başkanları ve yöneticileri, değerli konuklarımız, sevgili ailelerimiz ve göz bebeğimiz, değerli mezunlarımız. Mezuniyet törenimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Artık bu yılki mezuniyet törenlerimizin sonlarına geliyoruz. Son 3 mezuniyetimizle mezunlarımızı göndereceğiz. Bizim için aslında mezuniyet törenleri bir yönüyle hüzünlü, bir yönüyle sevinçli etkinlikler. Hüzünleniyoruz çünkü 4 yıl boyunca gönül bağı oluşturduğumuz çok değerli kardeşlerimizi mezun etmenin ve onlardan ayrılmanın hüznünü yaşıyoruz. Ama seviniyoruz onları, biraz önce Harun hocamızın da ifade ettiği gibi Türk insanına, devletine, milletine, hatta insanlığa hizmet edecek bireyler olarak sahaya gönderiyoruz. Onlar çok güzel şeyler yapacaklar. Onların sevincini yaşıyoruz. Bu arada Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Sayın Veysel Tiryaki Bakanımız da teşrif ettiler. Ona da hoş geldiniz diyerek sözlerime devam ediyorum. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Veysel Tiryaki Bey de uzun yıllar Altındağ Belediye Başkanlığı yaptı. Altındağ'da yani hakiki Ankara'da çok güzel hizmetler yaptı. Şimdi bizim de Ankara Üniversitesi olarak çok yakın irtibatta olduğumuz bir bakanlıkta, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda bakan yardımcısı olarak görevine devam ediyor. Sözlerime henüz başlamıştım değerli Veysel Bakanım. Devam ediyorum. Öncelikle geçtiğimiz hafta kutladığımız mübarek Kurban Bayramımızı tebrik ediyorum. Ama gördüğünüz gibi bayramın akabinde bayram havası içerisinde günümüz devam ediyor. Mezuniyetler bizim için bir bayram havası niteliğinde ama ona renk katan Tıp Fakültesi Oda Orkestrası'na da çok teşekkür ediyorum. Onlar da sağ olsunlar buraya teşrif ettiler. Bize mezuniyet törenimize bayram havasına katkıda bulunuyorlar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Biraz önce değerli dekanımızın da ifade ettiği gibi gayrimenkul uygulamalı bilimler fakültemiz esasında yeni bir fakülte. Ama kökü çok derinlere dayanıyor. Her ne kadar İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nin değişik bir versiyonu değiliz desek de aslında oradan ben üniversite içerisinde
bize benzeyen bölümler olduğunu ihsas ettirdiğini düşünüyorum. Ama biliyorsunuz bir kurumun kökeni son derece önemlidir. Ankara Üniversitesi de çok köklü bir üniversitedir ve ta kökü 1842'lere dayanır. Veteriner, 1846 Ziraat, 1859 Siyasal Bilgiler Fakültesi. Ve o fakültelerimizin uzun yıllar kadim kültürümüzü bugüne yansıtan hayatının uygulamaya dönüştüğü bir fakülte, Uygulamalı Bilimler Fakültesi. Gayrimenkul değerleme, gayrimenkul hukuku, arazi geliştirme, arazi yönetimi ve koruma, arazi ekonomisi, şehircilik, kent bilimleri, yerel yönetim, sigortacılık, aktüerya ulaştırma, uluslararası ticaret. Esasında ta 1930'lardan itibaren, belki şu andaki o afili isimleriyle olmasa da geçmişe dayalı, neredeyse 100 yıldır hep gündemde olan hususlar. Ama Uygulamalı Bilimler Fakültesi bunu birazcık et ve kemiğe büründüren, hatta uygulamaya dayalı, birazcık daha pratik eksenli eğitimi hayata geçiren bir fakültemiz. Ve 2014 yılından itibaren fakülte sıfatını kazandı ve bu senede 5. dönem mezunlarımızı veriyoruz ve bunların gururunu taşıyoruz. Ve kısa zamanda aslında adından söz ettiren bir fakülte haline de geldi. Lojistik yönetimi ile ilgili hocam bana bir pas attı. İnşallah onu da takibini yapacağız. Çünkü Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin şöyle bir yönü de var. Değerli ailelerimiz bunu çok iyi biliyorlar ama bir kez daha ifade etmemiz gerekirse, yani gerçekten onlara minnet borçluyuz, ailelerimize. Hem sadece bugün mezuniyet törenine teşrif ettikleri için değil, 4 yıl boyunca el emeği, göz nuru evlatlarını bize gönderdiler ve her zaman bize destek oldular. O sebeple onlara minnet borçluyuz ama şunu ifade etmem gerekir. Şimdi çocuklarımızı bir okula gönderirken tabii ki iyi bir diploması olsun istiyoruz. Ama onların ileride maişet kaygısı yaşamasın ve ayaklarının üzerinde duran bireyler olsun diye de düşünüyoruz. Hepimizin çoluğu çocuğu var. Ve bu çocuklarımız, yani körlemesine söyleyelim, %67'si ilk 6 ay içerisinde iş buluyorlar. Çünkü biz çocuklarımızı çok iyi yetiştiriyoruz. Hakikaten sadece teorik eğitim değil, aynı zamanda uygulamalı alanlarda da çocuklarımızı çok iyi yetiştiriyoruz ve sahaya gönderdiğimiz zaman bizim çocuklarımız kapış kapış bir yerlere istihdam ediliyor. Bunun son derece önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. O yüzden biz Uygulamalı Bilimler Fakültemize daha fazla çocuğumuz gelsin diye de istiyoruz. O sebeple çocuklarınızla ilgili herhangi bir istikbal kaygısı taşımayınız. Çünkü çocuklarınız kendi ayaklarının üzerinde durabilecek yetkinlikte yetiştirir. Onu yetiştiren bütün hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Ama hocam fiziki mekandan da söz etti. Onunla ilgili de bir şey söyleyeyim. Fiziki mekan meselesi, burada devletimizin çok önemli yöneticileri de var. İki tane bakan yardımcımız burada, SPK başkanımız, vekilimiz, belediye başkanlarımız burada. Onların huzurunda da şunu söylemek isterim. Ankara Üniversitesi çok köklü ve büyük bir üniversite ve Ankara Üniversitesi'nin maalesef mekanlarla ilgili sıkıntıları da var. Bunları çözmek adına bakanlarımızla görüşüyorum. Ama şunu söylemem lazım. Ankara Üniversitesi hangi kapıyı tıklatsa o kapı açılıyor. Ama iğneyi başkasına, çuvaldızı kendimize batıralım. Ankara Üniversitesi'nin çok az kapıyı tıklattığını da görüyorum. Çünkü bakanlara gidip derdimizi anlattığımız zaman anlıyorlar ve onlar bize yardımcı olmak için de ellerinden gelen gayreti gösteriyor. Dolayısıyla bizim devletin kapısını daha fazla tıklatmamız gerekiyor ve şunu dememiz lazım. Yani Uygulamalı Bilimler Fakültesi için söylüyorum ama bütün fakültelerimiz için söyleyebilirim. Onların her birisi hakikaten devletimizi ve milletimizi ve bayrağımızı daha yukarıya çıkartmak için çok iyi yetkinlikte yetişmiş evlatlarımız. Dolayısıyla bizim için değil, kendiniz için ve ülkemizin, devletimizin, milletimizin istikbali için bu işi yapıyorsunuz diye anlatmamız lazım. Ama bana gelirse, yani mekanla ilgili ben de diyorum ki hocam, olsa dükkan sizin. Yani yoksa hakikaten elimizden ne geliyorsa onu yapmaktan da imtina etmediğimizi
ifade etmeliyim. Ama Ankara Üniversitesi ile ilgili şöyle bir hususu da ifade etmem gerekirse sevgili aileler, değerli konuklar, Ankara Üniversitesi devletin fikir mutfağı. Yani devletimiz icra makamında olan büyüklerimiz burada. İcra makamında neyi icraya koyacaklarsa onun teorisi bizde. Bizler o yoğun teoriyle yetiştiriyoruz ve onların eline veriyoruz. Onlar da bunu hayata geçiriyorlar. Dolayısıyla devletin fikir mutfağı niteliğini en fazla hak eden üniversite olarak bizler hem devletimizin, milletimizin emrinde olduğumuzu hem de devletimizin desteğini beklediğimizi ifade ediyorum. İnşallah onu da hayata geçireceğiz. Tabii Harun Hocam ufaktan İstanbul'a doğru da yol aldığını ifade etti. Yani baktı ki burada mekanla ilgili sıkıntılar var. Çocuklarımız İstanbul'da farklı alanlarda işte Göder'le başladı. Oradan farklı alanlarda stajlarla da çocuklarımızı orada yetiştirmeye devam ediyor. Bundan da memnuniyetimi ifade ediyorum. Çünkü hakikaten yetişen her bir mezunumuzun İstanbul gerçeğini de göz ardı etmeden hayata başlaması lazım. Sağlık turizmi konuştuğumuz zaman önce İstanbul'dan başlıyoruz. Finanstan başladığımız zaman önce İstanbul'dan başlıyoruz. Çünkü İstanbul'un bir cazibesi var. İkincisi de bütün özellikle uçakların ilk indiği, daha sonra da aktarmalı olarak Anadolu'nun farklı yerlerine gittiği bir noktayı teşkil ediyor. Dolayısıyla İstanbul gerçeğini kavrayamayanların Türkiye gerçeğini de kavrayamayacağını ifade ediyorum. Ama bizler tabii Ankara'nın çok güzide bir eğitim kurumu olarak da buradaki gerek fiziki gerekse teknolojik anlamdaki yetkinliklerimizi artırmamız gerekiyor. Beşeri sermaye ile ilgili çok güçlü olduğumuzu çok net olarak ifade edebilirim. Uygulamalı Bilim Fakültemizin birbirinden güzide hocaları gerek sürekli gerekse geçici veyahut da kısmi zamanlı çalışan hocalarımızla çok iyi bir eğitim verdiğimizi de söyleyebilirim. Ondan dolayıdır ki bizim mezunlarımız hep en güzel yerlerde. Ama sevgili mezun kardeşlerimize şunu ifade etmek isterim. Gittiğiniz zaman tabii ki üniversitenizi unutmayacaksınız, unutmuyorsunuz ama üniversiteyle organik bağınızı da lütfen devam ettirin. Çünkü sizin bizimle olan bağınızın devam etmesi en azından sizden haberdar olmamızı, varsa sizin yaşayabileceğiniz problemleri bizim devletimizin yetkili kuruluşlarına ve kurumlarına, bakanlarına, yetkililerine iletmemizi sağlayacak. O yüzden o maddi ve manevi bağın son derece önemli olduğunu da ifade etmek isterim. Ama Ankara Üniversitesi'nde çok köklü bir kurumsal aidiyetin olduğunu da ifade etmem gerekir. Sevgili ailelerimiz bunu da bileceklerdir. Ankara Üniversitesi süreci başlayan ama bitmeyen bir süreçtir. Çocuklarımız da bunu en güzel şekilde devam ettirecektir. Bugün yaklaşık 300 bin üzerindeki mezunlarımıza yeni mezunlar katıyoruz. Yeni gurur abidelerini sahaya gönderiyoruz. Ve onlar inşallah en güzel şekilde bizim verdiğimiz emekleri en güzel bir şekilde devletimize, milletimize hatta insanlığa sunacaklardır. Bundan hiçbir tereddüdümüz de yok. Bu sıcak ortamda, Güneş Meydanı'nda sizleri daha fazla ailelerimizin mezuniyet için geldiğini ve çocuklarımızın o 4 yıl boyunca verdikleri maddi manevi desteğin karşılığını alacakları diplomayı alma anını merakla ve iştiyakla beklediklerini düşünüyorum. O yüzden sizleri çok fazla bekletmek istemiyorum. Ama şunu da ifade etmem gerekirse gözünüz arkada kalmasın. Çocuklarımız çok iyi yetiştiler. Sizin verdiğiniz emeklerin karşılığını fazlasıyla alacağınız bir eğitimi aldılar. İnşallah sizler için bir gurur abidesi olacaklar. Bizler için de gurur abidesi olacaklar. Bizler de yetiştirdiğimiz çocuklarımızın verdiği hizmetler ve başarı hanelerini bir bir aşmalarından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ben tekrardan törenimize teşrif eden değerli bakan yardımcılarımızı, milletvekilimizi, SPK başkanımızı, belediye başkanlarımızı, çok değerli konuk öğretim üyelerimizi, yöneticilerimizi ve
sevgili ailelerimizi gönülden saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Çocuklarımıza bundan sonraki hayatlarında üstün başarılar dilerken hayatın asıl sınavının bugünden itibaren başladığını unutmamalarını bir abiler olarak hararetle tavsiye ediyorum. Çünkü bundan sonra artık hayat sınavı bizim hocalarımızın verdiği not kadar toleransı olmayacaktır. Çünkü hayatın sınavı bazen çok yıpratıcı olabiliyor. Ve aldığınız eğitim sizin en büyük umudunuz, en büyük ışığınız olacaktır diyorum. Ve çocuklarımızı, mezunlarımızı gönülden tebrik ederek hepinizi saygı, sevgi, muhabbete selamlıyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Rektörümüze teşekkür ediyoruz. Kendisini bırakmıyoruz ve Sayın Bakan Yardımcılarımızı da davet etmek istiyorum. Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Sayın Doktor Veysel Tiryaki, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcımız Sayın Doktor İlhan Hatipoğlu, çok teşekkür ediyoruz bugün burada bulunduğunuz için. Ve SPK Başkanı Sayın İbrahim Ömer Gönüllü davet ediyoruz alkışlarınızla. Ve Sayın Dekanımız Profesör Doktor Harun Tanrıvermiş hocamızı da davet ediyoruz. Şimdi değerli konuklarımız, fakültemizin ilk 3 dereceye giren başarılı mezunlarını alkışlayacağız. Hazırsanız Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesini ve Sayın Milletvekilimizi tabii unutmayalım. Evet, Sayın Vekilimiz biraz sonra 28. dönem Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu da aramızda, hoş geldiniz. Güney Sudan Büyükelçimiz de aramızda, Sayın Büyükelçim. Ve Sayın Rektör Yardımcımızı da, Uygulamalı Bilimler Fakültemizden sorumlu Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Orhan Çelik hocamızı da davet edelim. Fakültemizin bu seneyi ilk 3 dereceye girerek başarıyla bitiren mezunlarını alkışlayacağız. Onlara ödül ve belgelerinin plaketlerini takdim edeceğiz değerli protokolümüzle birlikte. Evet, işte Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin 2022-2023 akademik yılında dereceye giren başarılı mezunları. Fakülte üçüncüsü Helin Yalçın. Ne yaparsan yap, aşk ile yap, aşk ile yap. Ne dediğin değil, nasıl dediğin olay. Açılır kapılar ardına kadar, kalpten gülersen kalanı detay. Fakülte ikincisi Abdülkadir Anaç. Aşk ile yap, aşk ile. Ne dediğin değil, nasıl dediğin olay. Açılır kapılar. Ve fakülte birincisi Mert Koray Karabulut. Evet, hediyeleri getirebiliriz sevgili arkadaşlar. Fakültemizin ilk 3 dereceye giren başarılı mezunlarına kıymetli protokolümüz, Sayın Bakanlarımız, Milletvekilimiz, SPK Başkanımız, Sayın Rektörümüz, Rektör Yardımcılarımız, Dekanımız, Sayın Büyükelçimiz tabii ki hediyeleri takdim edecekler. Çok fazla hediyemiz var, çiçeğimiz var. Bu arada ben ayrıntıları paylaşayım. Fakülte üçüncümüz Helin Yalçın, aktüerya bilimlerinden mezun oldu. Fakülte ikincimiz Abdülkadir Anaç, gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümünü başarıyla bitirdi. Ve fakülte birincimiz Mert Koray Karabulut'sa aktüerya bilimlerinden mezun oldu. Başarılı ortalamalarla kendilerini bir kez daha alkışlıyoruz. Biraz sonra mezunlar adına konuşmasını yapacak birincimiz, ama öncesinde her törenimizde artık gelenekselleşmiş bir aktivite diyelim, güvercinlerimizi özgürlüklerine kavuşturacağız. Daha sonrasında törenimiz devam edecek. Bölümlerimizin ilk üçe giren öğrencilerini alkışlayacağız. Ve ara ara müziklerle orkestramızın eşliğinde törenimizi sürdüreceğiz. Törenimizin sonunda mezuniyet andımızı okuyarak kepleri fırlatacağız. Bu ayrıntıları da hatırlatalım ve üniversitemizin YouTube kanalından canlı yayında olduğumuzu da buradan tekrar söyleyelim. Sevgili Olbay da kamerada. Teşekkür ediyoruz. Fotoğraf biraz sonra.
Biraz sonra toplu aile fotoğrafı gerçekleşecek. Çeşitli hediyeler var tabii, özel hediyeler, saatler, flamalar, plaketler, çiçekler, başarı belgeleri ve güneş kursu. Biliyorsunuz bizim üniversitemizin sembolü, güneş kursu şeklindeki plaketimizde ilk 3 dereceye giren başarılı mezunlarımıza takdim ediliyor. Onlar için büyük bir onur, çok değerli misafirlerimiz ve saygıdeğer hocalarımız tarafından bu hediyeleri almak. Ve bundan sonraki hayatlarında da başarılarının devamını diliyoruz. Hediyeler sahiplerini bulduktan sonra bir aile fotoğrafı çektirilecek. Ardından da güvercinleri uçurarak, sembolik olarak aslında mezunlarımızı da yuvadan uçuracağız. Yaklaşalım. Sayın Bakan Yardımcılarımız, Sayın Büyükelçimiz, Sayın Rektörümüz, Milletvekilimiz, SPK Başkanımız, Sayın Rektör Yardımcımız, Dekanımızla birlikte güzel bir anı fotoğrafı. Uygulamalı Bilimler Fakültemizin bu yılki en başarılı öğrencileri, ilk 3 derece giren mezunlarımızı alkışlıyoruz. Şimdi hediyelerinizi geçici olarak arka tarafa verebilirsiniz. Güvercinlerimizi uçuracağız. Konuklarımız bilmiyor olabilir. Özetleyelim. Bizim güvercinlerimiz Ankara Üniversitesi'nin hakikaten burada yetiştirilen mi diyelim artık, büyütülen, bakılan kadrolu güvercinleri. Onlar yuvalarını buluyorlar her seferinde ve 3'ten geriye saydıktan sonra güvercinleri gökyüzüne bırakacağız. Biraz ön tarafa geçelim. Sayın rektörümüzü takip edelim. Güvercinlerin tepeye çarpmaması için. Hayata küsü verirsin, hüzünler seni bulur. Bir şeyler yapabilirsem güzel gözlerin için. Başından geçeni anlat, masaldır benim için. Hele bir gel, uzaklar sana gelirse hele bir gel. Bitti verir, seni bulur. Uzun zor sıkıcı günler, yazık olur. Hadi gel kurtar bizi. Evet, 3'ten geriye sayıyoruz ve yukarı doğru bırakıyoruz güvercinleri. Evet, Sudan Büyükelçimize veriyor rektörümüz. 3, 2, 1. Alkışlar. Barışı ve özgürlüğü temsil eden Ankara Üniversiteli güvercinlerimiz için ve bizim kendi güvercinlerimiz, mezunlarımız da artık kendi kanatlarıyla uçmaya hazırlar. Çok teşekkür ediyoruz. Bir fotoğrafın ardından saygıdeğer protokolümüzü, değerli hocalarımızı yerlerine uğurluyoruz. Alkışlarla mezunlarımızı da uğurluyoruz. Birincimiz hariç mezunlar adına konuşmasını yapmak üzere fakülte birincisi, aktüerya bilimleri mezunu Mert Koray Karabulut'u kürsüye davet ediyoruz. Sayın rektörüm, rektör yardımcılarım, dekanlarım, saygıdeğer hocalarım, ailelerimizin değerli üyeleri ve sevgili arkadaşlarım. Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı mezuniyet törenimize hoş geldiniz.
Yorucu okul hayatımızı acısıyla, tatlısıyla geride bırakmaktayız. Yıllar süren çalışmanın, özverinin ve başarının sonucunu kutluyoruz. Üniversite hayatı zorlu dersler, projeler ve sınavlarla dolu bir yolculuktu. Sabırla, disiplinle, tutkuyla mücadele ettik ve başardık. Mezuniyetimiz kutlu olsun. Dünya genelinde yaşanan pandemi ve asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezi depremlerin etkilerine rağmen bizler her zorluğa karşın yılmadan çalışarak Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine erişmek için elimizden gelen tüm gayreti gösterdik. Benim için bu konuşma heyecan ve onur verici olmanın yanında bu anlamda omuzlarıma büyük bir sorumlulukla yüklemektedir. Bu vesileyle deprem sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum. Türkiye'nin sıklıkla meydana gelen doğal afetlere, özellikle depremlere maruz kalması, büyüyen ekonomisiyle birlikte Doğu ve Batı arasında finansal bir köprü oluşturması, artan nüfus ve yoğun bir genç nüfusa sahip olması nedeniyle modelleme ve strateji geliştirme konularında yetiştirilmiş uzman aktüerya bilimcilerine ihtiyacı vardır. Cumhuriyetimizin ilk üniversitesi olan Ankara Üniversitesi'nin aktüerya bilimleri mezunu olarak bizler, veriyi anlamlı hale getiren aktüeryel analiz alanında, herhangi bir riske karşı bizim, ailemizin ve tüm toplumun geleceğini güvence altına alan sigortacılık alanında, ayrıca en önemlisi de emtihanın değeri olan paranın alım gücünü belirleyen ekonomi alanında ülkemize katkı sağlayacağız. Çünkü aktüerya bilimleriyle insanların yaşamını ve mal varlığını etkileyen olayların oluşma riskinin analiz edilmesi, belirsizliğin finansal sonuçlarının yönetilmesi, risk yönetimine ilişkin problemlerin matematiksel ve istatistiksel yöntemler kullanarak çözülmesi ve doğru stratejilerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçlara özgü yeterliliklerin bizlere kazandırılmasında emeği geçen bütün hocalarıma minnet duygularımla teşekkür ediyorum. Üniversiteden mezun olmak başarıdır. Ama bu başarıların gelecek hayatımızda da devam ettirilebilmesi bir o kadar önemlidir. Dolayısıyla bizim ülkemiz olan görevimiz asıl şimdi başlamaktadır. Başarıya ulaşmak için hedeflerimiz olmalı. Bu yolda da muhakkak engeller olacaktır. Bu engelleri aşarak hedefimize ulaştığımızda yaşayacağımız haz ve mutluluk daha anlamlı olacaktır. Çok çalışmanın dışında sosyal hayatımıza, ailemize ve sevdiklerimize zaman ayırabilmeliyiz. Bizi biz yapan olgu ailemizdir. Hedeflediğimiz başarılar kısa sürede olmasa da gelecekte mutlaka gerçekleşecektir. Bu nedenle sosyal hayatımızı, özel hayatımızı ve çalışma hayatımızı bir arada yürütmeye önem ve özen göstermeliyiz. Sözlerimin sonuna gelirken yakın zamanda kaybettiğimiz fakültemizin gayrimenkul geliştirme ve yönetim bölümünde okuyan kardeşim Yusuf Atakan İnan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Son sözlerimi beni yetiştiren, büyüten aileme ayırmak istiyorum. Her zaman yanımda olan ve yardımcı olmaya çalışan abime, şu an maalesef aramızda bulunamayan ama eminim ki beni her an izleyip benimle gurur duyan babama ve maddi manevi desteğini hiç esirgemeyen, başaracağıma benden daha fazla inanan, her zaman yanımda olan anneme teşekkür ederim. Sonsuza dek kalbimizde yer alacak atamızın, Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz sözleriyle bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak için onun izinde kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü derin bir minnet ve saygıyla anıyorum. Umut dolu, sevgi dolu, başarı dolu yarınlarımızın olması dileğiyle, saygılarımla.
Çok teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Başarılarının bundan sonraki hayatında, kariyerinde de devamını diliyoruz. Tekrar alkışlıyoruz Mert Koray Karabulut, bu seneki birincimiz. Değerli konuklarımız, şimdi orkestramızdan iki parça dinleyeceğiz. Ardından da aktüerya bilimlerinin ilk 3 dereceye giren başarılı mezunlarını davet edeceğiz. Şimdi alkışlar Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Oda Orkestrası için. Thank you.
Çok teşekkür ediyoruz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Oda Orkestrası'na Libertango ve Bohemian Rhapsody yorumları için. Bu arada Şef Mehmet Fatih Akpek, orkestra şefimiz dışında kemanlarda Zeynep Rifaioğlu, Doğukan Kurtbeli, Yunus Marangoz, Selin Demirkan, Ela Berensever, Berfu Can, trompette Ahmet Erdem Kürüm, tenor saksafonda Bengisu Turan, Ubuada Yavuz Burak Küçükgül, piyanoda Yusra Nur Parlak ve Ayşe Betül, Kars Tarlı ve davulda Ahmet Yozgatlı. Çok teşekkür ediyoruz. Devam edecek müzik aralarımız ve şimdi sıra geldi Aktüerya bölümünün ilk 3 dereceye giren mezunlarını açıklamaya. Evet, öncelikle mezunlarımızdan önce kıymetli hocalarımızı davet etmek istiyorum. Onlara hediyelerini ve belgelerini takdim etmek üzere. Aramızda çok değerli konuk dekanlarımız var, misafirlerimiz var. Önceki rektör yardımcımız Profesör Doktor Sayın Ayşen Apaydın hocamla başlamak istiyorum. Buyurun hocam, hoş geldiniz. Dekan yardımcılarımız Doçent Doktor Furkan Başer, dekan yardımcımız ve bölüm başkan yardımcımız Doçent Doktor Sayın Mustafa Hilmi Pekalp hocalarımı davet etmek istiyorum yine alkışlarınızla. Profesör Doktor Sayın Kadirhan Sunguroğlu, konuk dekanımız, Yüksek İhtisas Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi dekanımız. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültemiz dekanı Profesör Doktor Sayın Emine Özmete hocama davet etmek istiyorum. Veteriner Fakültemiz dekanı Profesör Doktor Sayın Ender Yarsan ve Ziraat Fakültemiz dekanı Profesör Doktor Sayın Hasan Hüseyin Atar hocalarımızı alkışlarla davet ediyoruz. Ve işte Aktüerya Bilimleri bölümünü ilk 3 dereceyle bitiren başarılı mezunlarımız. Bölüm üçüncüsü Buse Can. Bunca şair yanılmış olabilir mi? Ey gönüllerin efendisi aşk, ya üzerime toprak gibi ıslan. Bölüm ikincisi Pelin Yalçın. Kendisi aşk, sorgusuz sualsiz emrinde bu zat. Ne yaparsan yap aşk, ve yine bölüm birincisi Mert Koray Karabulut. Açılır kapılar ardına. Güzel bir mesaj da var aslında. Ne yaparsan yap, aşk ile yap. Hakikaten onlar için geçerli zannedersem. Büyük bir aşkla okudular ki dereceye girerek mezun oldular. Bundan sonra da içlerindeki bu coşkunun devam etmesini, bu tutkunun devam etmesini biliyoruz. Tebrik ediyoruz. Alkışlar Aktüerya bölümü dereceye giren mezunlar için. Gerisi kolay. Denizden başkası azaptır. Canına canan bulunca insan tamamdır. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır. Ne bunca şair yanılmış olabilir mi? Ey gönüllerin efendisi aşk. Değerli hocalarımız flamalarını, plaketlerini, çiçeklerini, hediyelerini takdim ediyorlar. Ve şimdi anı fotoğrafı çektirme zamanı. Ardından Aktüerya bölümünün başarılı mezunlarını yerlerine uğurlayacağız. Ve Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi bölümünün ilk 3 dereceye giren mezunlarını alkışlayacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Buse Can bölüm üçüncüsü, Helin Yalçın bölüm ikincisi ve Mert Koray Karabulut bölüm birincisi, aynı zamanda fakülte birincisi. Sayın önceki rektör yardımcımıza ve sayın dekanlarımıza, dekan yardımcımıza, bölüm başkanımıza teşekkür ediyoruz ve Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi bölümünün ilk üçünü açıklamadan önce hediyeleri ve belgeleri takdim etmek üzere aramızda bulunan değerli isimleri davet etmek istiyorum. Afşin Belediye Başkanı Sayın Mehmet Fatih Güven aramızda, onu davet ediyoruz alkışlarla. Kalecik Belediye Başkanı Doktor Duhan Kalkan,
Türkiye Değerlendirme Uzmanları Birliği Başkanı Sayın Yaşar Bahçeci, Tesis Yöneticileri Federasyonu Başkanı Yahya Sağır, Alkaş Consulting ve Hans Spaces Başkanı Avi Alkaş bizimle. Çok değerli dekanlarımız bizimle birlikte, konuk dekanlarımız. Fen Fakültemiz Dekanı Profesör Doktor Sayın Sait Halıcıoğlu hocamız ki akşam da Fen Fakültemizin mezuniyet töreni olacak, orada da birlikteyiz. Şimdiden hayırlı olsun diyelim. Güzel Sanatlar Fakültemiz Dekanı Profesör Doktor Sayın Zeynep Erdoğan hocamız. Ve Hemşirelik Fakültemiz Dekanı Profesör Doktor Sayın Ayfer hocamızı davet ediyoruz. Profesör Doktor Sayın Ayfer Tezel. Evet. Ve Genel Sekreterimiz Sayın Ömer Nadir Soylu'yu da davet etmek istiyorum. Ankara Üniversitesi Genel Sekreteri aramızda, teşekkür ediyoruz. Ve şimdi karşınızda Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi bölümünün ilk üçü. İki üçüncümüz var. Bölüm üçüncülerimizi alkışlıyoruz. Eylem Aslan ve Emir Muhammed Er. Bölüm ikincimiz Gülnur Kalkan. Ve bölüm birincimiz Abdülkadir Anaç. Değerli konuklarımız ve hocalarımız, ilk üç derece giren mezunlarımıza hediyelerini takdim edebilirler. Size şöyle ön tarafa rica edelim arkadaşlar. Yine pek çok hediyemiz var. Saatler, klamalar, plaketler, çiçekler. Yavaş yavaş takdimi gerçekleştiriyoruz. Başkanımız aynı zamanda Profesör Doktor Sayın Harun Tanrıvermiş'i, Bölüm Başkan Yardımcımız Doçent Doktor Sayın Yeşim Tanrıvermiş'i ve Dekan Yardımcımız Doçent Doktor Erol Demir'i de davet edelim fotoğraf karesi için. Görevimiz tehlike. Bundan sonra tehlikeli değil ama zevkli görevler sizi bekliyor muhtemelen. Güzel bir sektör. Hocamızın da söylediği gibi iş garantili diyebiliriz neredeyse. Hepinize bundan sonraki hayatınızda, kariyerinizde başarılarınızın devamını diliyoruz. Biraz sonra Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi bölümünü geleceğe giren mezunlarına uğurladıktan sonra tüm bölüm mezunlarımıza teker teker belgelerini takdim etmeye başlayacağız. Bölüm hocalarımızla birlikte. Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi bölümünün bölüm olarak bir hediyesi daha var mezunlarına, dereceye giren mezunlarına. Hediye çekleri. Yeşim hocam, isterseniz onları siz takdim edin değerli mezunlarımıza. Oldukça güzel miktarlarda hediye çeklerini temsili olarak şu an hocalarımız takdim ediyor. Alkışlıyoruz. Ve fotoğraf çekiminin ardından Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Derneği'ni davet edeceğiz. Fotoğraf karesi için gülümseyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Hocalarımızı uğurlayalım. Bölüm hocalarımız kalsınlar, konuk hocalarımıza uğurlayalım. Şimdi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Derneği Başkanı'nı davet edeceğiz.
Gayrimenkul Geliştirme Yönetimi Derneği'nde zannediyorum hediyeleri var. Sayın Başkan, sizden birkaç kelime belki bir şeyler duymak isteriz. Dernek Başkan Yardımcısı Hülya Dündar Aşır ve Dernek Başkanımız Ercan Can Aslan'ı da alkışlıyoruz. Bölümün ilk üçe giren mezunların dernek üyeliğine kabul edileceklerini tahmin ediyorum. Giriş ve 2023 yılı aidatları başarılı teşviki olarak dernek tarafından karşılanacak. İsterseniz şöyle mikrofonu uzatayım. Dernek Başkanımız kendisi açıklasın hediyelerini. Merhabalar arkadaşlar. Gayrimenkul Geliştirme Yönetim Derneği olarak biz de başarılı öğrencilerimize giriş üyeliklerini ve bir yıllık aidatlarını dernek olarak üstleniyoruz. Hocalarımızın mezuniyetinden sonra özel sektörde, kamuda olsun biz dernek olarak sizlerin takipçisi olacağız. Derneğimize de sizler direkt üye oldunuz. Başarılar diliyoruz. Tüm mezunlarımızı kutluyoruz. Başarılar diliyorum hepinize. Çok teşekkür ediyoruz biz de. Bu arada dereceye giren öğrencilerimize çeşitli kuruluşlardan, çeşitli pozisyonlarda iş teklifleri yapılmış. Bunları ben okuyayım mı hocam? Golden Partner Tesis Yönetimi Uzmanı, Golden Partner Gayrimenkul Danışmanı, Golden Partner Yurtdışı Satış Asistanı, Akasya Termal Tesisleri E-Blok Yönetimi Gayrimenkul Kiralama Pazarlama Yöneticisi, Akasya Termal Tesisleri E-Blok Yönetimi Tesis Müdür Yardımcısı, Coldwell Banker Via Gayrimenkul Danışmanı gibi çeşitli pozisyonlar, çeşitli kuruluşlarda. Buradan belki aday öğrencilere de bu bölümü tercih edecek öğrencilere de bir ilham vermiş oluruz. Çok teşekkür ediyoruz. Fotoğraf karesinin ardından hem değerli konuklarımızı, hem hocalarımızı, hem de başarılı mezunlarımızı yerlerine uğurluyoruz. Evet, şimdi sıra geldi tüm mezunlarımıza belgelerini takdim etmeye. Öncelikle Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Aktüerya Bilimleri bölümünün değerli öğretim üyelerini sahneye davet etmek istiyorum alkışlarınızdan. Doçent Doktor Furkan Başer, Doçent Doktor İlmi Bekalp, Doktor Öğretim Üyesi Selin Özen, Doktor Öğretim Üyesi Sibel Açık Kemaloğlu, Doktor Öğretim Üyesi Gültaç Eroğlu İnan, Öğretim Görevlisi Doktor Nimet Özgül Ünsal, Araştırma Görevlisi Günay Burak Koçer, Araştırma Görevlisi Ezgi Uçar. Unuttuğumuz, bu bölümde ders veren başka bir hocamız varsa onları da lütfen sahneye alalım. Ve Aktüerya bölümünün mezunlarını sırasıyla davet ediyoruz. Belgelerinizi aldıktan sonra arkaya geçin lütfen. Sahnede bir anı fotoğrafı çektirdikten sonra tekrar yerlerimize geçiyoruz. Ahmet Emir Kara, Aleyna Büşra Cıncık, Arda Berk Karacin, Ayşenur Mayda, Berkay Yılmaz, alkışlar devam etsin bu arada. Berke Demir, Berken Batı, Beyza Özmen, Buse Can, Büşra Erol, Büşra Yıldırım, Deniz Sena Yazar, Doğancan Marancı, Doğukan Berk Can Aslan, Ece Özdemir, Ela Nur Çetin, Elif Er Yılmaz, Elif Karadağ, Emirhan Çetinkaya, Ezgi Keskin, Feyza Arap, İren Taşan, Hüseyin Erdem Savancılar, Hüseyin Mert Karaçöz, İbrahim Bilgin, Melike Nur Uysal, Mert Koray Karabulut, Mustafa Rifat Dilgenel, Münevver Yücel, Nazire Küçük Hoca, Rahman Koşu, Reyhan Bayrak, Samet Işık, Sıla İnaldı, Silge Selek, Sinem Yılmaz, Yaren Korucu, Yasemin Nurgut.
taraf için lütfen gülümseyin. Karşıya beyefendi. Aktüerya Bilimleri bölümünü uğurluyoruz ve şimdi sırada Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi bölümü mezunları var. Öncelikle bölüm öğretim üyelerini, öğretim elemanlarını alkışlarla davet etmek istiyorum. Profesör Doktor Harun Tanrıvermiş, Profesör Doktor Türkay Tüdeş, Profesör Doktor Ruşen Keleş, Profesör Doktor Nihan Özdemir Sönmez, Profesör Doktor Mustafa Tombul, Profesör Doktor Recep Kılıç, Doçent Doktor Yeşim Tanrıvermiş, Doçent Doktor Erol Demir, Doçent Doktor Furkan Başar, Doçent Doktor Fazıl Aydın, Doktor Öğretim Üyesi Orhan Ercan, Doktor Öğretim Üyesi Onur Aksan, Doktor Öğretim Üyesi Monsurat Ayşeli Sadami, Doktor Öğretim Üyesi Erdem Ercan, Doktor Öğretim Üyesi Ado Özkan, Doktor Doğan Kalkan, Doktor Serkan Yıldız, Doktor Leyla Yılmaz, Doktor Nebi Böge, Öğretim Görevlisi, Doktor Sinan Canan Sevgen, Araştırma Görevlisi Doktor Toygun Atasoy, Araştırma Görevlisi Doktor Abdülhamit Tursun, Deniz Deniz, Tevfik Gürel, Bayra Elmadan ve Sekiftik Okul Müdürümüz, Sayın Aysan Özan Soy Hocamız burada. Şimdi gördüm hocam, hoş geldiniz. Siz lütfen davet edelim. Öğretim Üyesi grubumuz var. Biraz mikrofonu açabilir miyiz? Bu arada Devlet Konservatuarı Müdür Yardımcısı Sayın Leyla Bekensir hocamız da aramızdaymış. Onu da alkışlarla davet edelim. Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi bölümünden adını unuttuğumuz, aramızda olan ya da bu bölümde ders veren hocamız varsa onları da lütfen sahneye alalım. Bakan yardımcımızı da davet etmek istiyorum. O da tabii hocalarımızdan alkışlayalım Sayın Bakanımızı. O da gerçek bir Ankaralı aynı zamanda tabii. Teşekkür ediyoruz burada olduğu için. Sayın İlhan Atipoğlu da aynı zamanda. O da bir Ankara Üniversiteli. Aynı zamanda sayılır tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz burada bulundukları için. Tüm protokolümüze tekrar teşekkür edelim. Sayın Büyükelçi'ye de aynı zamanda ve öğrencilerimizi, mezunlarımızı davet edelim. Abdülkadir Anaç, Abdullah Kuvvetli Işık, Ali Ayberk Dedeoğlu, Anılcan Dilim, Ayça Mavi, Biyan Bilgin, Bolan Kavaklı, Cemile Büşra Bulut, Ceren Gül, Daniel Garand, Ateni Garam, Dilara Sağlam, Efer Avcı, Elif Koca, Emir Muhammed Er, Enes Buzunoğlu, Eylem Aslan, Fırat Can Çalkan, Furkan Işık, Görkem Yurdakul, Gülnur Kalkan, İlayda Gündüz, Mehmet Arslan. Belgelerini alan mezunlarımız lütfen bir arka sıraya geçsinler fotoğraf çekimi için.
Çiçek. Bu arada Sayın Büyükelçimize davet etmek istiyorum. Sudan Büyükelçimiz. Mr. Ambassador, could you please come here to give one of our students graduation document? I think he's from Sudan. Daniel. Evet, öğrencimiz Daniel de zannediyorum Sudan'dan. Sayın Büyükelçi takdim ediyor. Thank you so much. Evet, biz devam edelim. Mehmet Elçiçek, Mehmet Oba, Meltem Doğa Yılmaz, Mert Burak İkinci, Metin Sırakaya, Muhammed Remzi Yıldız, Burak Can Erder, Mustafa Burak Babat, Müjdettin, Nazmi Akkoyu, Nursel Asan, Nursu Koçyiğit, Onurcan Karakoyu, Orhan Özer, Osman Caba, Ömercan Yılmaz, Sıla Özel, Sultan Karadelir, Şevval Günal, Yaşar Saatçi. Alkışlar Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölüm mezunları için. Kalsınlar çünkü andımızı sahnede hep birlikte okumak istiyoruz ve aktüerya mezunlarımızı da sahneye tekrar davet ediyoruz. Biraz sonra andımızı mezuniyet yeminimizi okuyacağız. Mezunlarımızın yerleşmesini bekliyoruz.
Evet, mezuniyet anımızı okutmak üzere doçent doktor Sayın Yeşim Tanrıvermiş hocamızı alkışlarla kürsüye davet ediyoruz. Bu arada sizleri de ayağa kalkmaya davet ediyoruz değerli misafirlerimiz. Şaşırıyorum aslında ve o heyecanla öğrencilerimize, daha doğrusu mezunlarımıza yemini ettirmeye başlıyorum. Sevgili arkadaşlar, aynı coşkuyla söyleyeceğinize eminim. Uygulamalı Bilimler Fakültesi mezuniyet yeminini etmeye davet ediyorum sizi. Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin bir mezunu olarak. Aldığım bu diplomanın bana verdiği yetki ve sorumluluk ile üstün bir görev anlayışı içinde mesleğimi icra ederken, doğruluktan ayrılmayacağıma, ulusal ve uluslararası meslek standartları ile mesleki etik değerleri her şeyin üstünde tutacağıma, çevre, insan yaşamı ve varlıklarına mutlak surette saygılı olacağıma, bilimsel kanıtlara dayalı bilgilerimi toplum ve insanlık yararına uygun kullanacağıma, her zaman yüksek standartta hizmet sunmaya özen göstereceğime, mesleki çalışmalarım sırasında dil, din, ırk, milliyet, cinsiyet, kültür ve siyasi görüş farklılıklarına saygılı olacağıma, mesleğime toplumun bütün kesimlerinin güvenle bakılmasını sağlayacak şekilde davranacağıma, başkalarına saygı göstereceğime, eğitim alma fırsatını bulduğum üniversitemin ve fakültemin saygınlığını koruyacağıma, ülkemin çıkarları doğrultusunda çalışacağıma, ülkemin bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığına, demokratik ve layık Türkiye Cumhuriyeti yasaları ile Atatürk ilke ve inkılaplarına daima bağlı kalacağıma, namusum ve şerefim üzerine yemin ederim, yolunuz bahtınız açık olsun. Çok teşekkür ediyoruz Yeşim hocama. Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcısı ve Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetim Bölümünün ilk doktora mezunu kendisi aynı zamanda. Doçent doktor Sayın Yeşim Tanrıvermiş. Ve evet arkadaşlar, sonunda geldik törenimizin en heyecanlı anına. Sizlere, siz kıymetli misafirlerimize, ailelerimize, konuklarımıza bugün burada bizimle olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyoruz. Orkestramız çok teşekkürler. Biraz sonra sizlere eşlik etmeye devam edecek. Beşten geriye saydıktan sonra kepleri fırlatıyoruz. Hazır mıyız? Tokaları çıkardınız ve başlıyoruz. 5, 4, 3, 2, 1. Kepler havaya.